34 TV, Brüksel Türk TV, A Türk TV, Adıyaman TV ve Mor TV ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gündem Özel programına hoş geldiniz. Gündem Özel programının bu akşamki konuğu yine harikulade bir isim Sayın Nevin Demirel oldu. Hoş geldiniz efendim programımıza. Nasılsınız efendim? Biz deyiz efendim. Teşekkür ediyoruz. Tekrar ağırladık efendim programımızı size. Efendim muhakkak ki artık sizi yavaş yavaş medyada tanımaya başladı. Evet. İzleyicilerimiz de tanımaya başladı efendim. İsterseniz biraz kendinizi anlatır mısınız? Belki ekranların başında yeni açmış olanlar vardır. Sizi tanımak isterler. Buyursunlar. Değerli Yusuf Bey, ben 1998 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Evet. 2000 senesinden beri İstanbul Bakırköy'de serbest avukatlık yapmaktayım. Evet. Dava alanlarım ceza davaları, boşanma davaları, ayrıca baroda da adli yardım ve CMK bürolarında aktif olarak görevime devam etmekteyim. Daha öncesinde de tüketici hakları, insan hakları gibi merkezlerde de görev aldım. Bu şekilde Bakırköy'de 2000 senesinden beri görevime devam etmekteyim. Peki efendim, isterseniz yavaş yavaş programımıza başlayalım. Peki efendim, bu işe nasıl başladınız? Hangi dönemlerden geçtiniz, hangi davalarla başladınız İlkan? Evet. Onlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi Yusuf Bey, zaten ben hukuk fakültesi sıralarındayken en sevdiğim hukuk dalı ceza hukukuydu ve ben çok ilgiyle ve sevgiyle yani diyeyim ceza davalarını çok merak ettiğim için ceza hukuku dersine ayrı bir ilgim vardı ve ceza hukuku derslerini en ön sıralarda böyle yer kapardım amfide ve hep böyle eğer dedim yani avukat olursam ceza davaları üzerine hani çalışmalarım olsun diye düşünüyordum her zaman. Allah da nasip etti yani o alanda devam ediyoruz. Bize İstanbul Barosu'nun en güzel hizmeti CMK oldu. Yani şimdi mesleğe yeni başlamış olan bir avukat yani hukuk fakültesinde ne kadar teorik bilgiler almış olsa da uygulama çok farklı olduğu için ceza davaları alanında CMK'nın bize çok büyük hizmeti oldu ve o davalara sürekli girdiğimiz için o davalarda uzmanlaştık. Biz 2000 senesinden beri CMK'da görev alıyorum. Aynı zamanda Adli Yardım Bürosu'na da müracaat etmiştim. Adli Yardım'dan da kadın hakları alanında mesela boşanma, nafaka o tür davaları ala ala 2000 senesinden beri 17 senedir uzmanlaştık diyebilirim. Yani çok rahat bir şekilde bu davalara hakim olabiliyorum, alıyorum. Sevdiğim dal bu şekilde. Branşlaşma da çok önemli bizim meslekte. Genç avukat arkadaşlarıma da sevdikleri dallarda özellikle yoğunlaşmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef yani bir avukatın birçok hukuk dalına hakim olması günümüz şartlarında, adliye şartları falan bunlar hani değerlendirildiğinde gerçekten çok zor. Belli alanlarda branşlaşma olursa çok daha verim ve alacaklarını düşünüyorum yani bizzat kendim. Peki efendim, ilk sorumuzla başlayalım isterseniz programımıza. Efendim, uzlaştırma nedir? Koşulları nedir efendim? Biraz bahseder misiniz? Evet. Belki izleyicilerimiz de merak ediyordur bu konu hakkında. Yusuf Bey, bu uzlaştırma yasası geçen sene çıktı. Uzlaştırma, evet. Yani taraflar arasındaki uyuşmazlığın yetkili, bu konuda uzman kişiler tarafından çözülmesidir. Mesela bu konuda siyasal bilgiler fakültesi mezunu, hukuk fakültesi mezunu, iktisat mezunu, maliye mezunu insanlar uzlaştırmacı olarak sicile kayıtlarını yaptırabilirler. Burada herhangi bir yüz kızartıcı suçla hükümlü değillerse disiplin açısından da meslekten, memuriyetten çıkartılmamışlarsa görev alabilirler. Uzlaştırmacı olarak mahkemeler dosyayı uzlaştırmacı olan kişilere sevk ediyor. Orada eğer taraflar anlaşırlarsa dosya kapanıyor. Yani beraat etmiş gibi bir durum oluyor. Anlaşamazlarsa da zaten hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında uzlaştırma yapılabilir. Soruşturma aşaması dediğimiz aşama bu karakol aşaması, savcılık aşaması, sorgu aşamasıdır. Kovuşturma aşaması da davanın açıldıktan sonraki dönemine biz kovuşturma aşaması diyoruz. İlk etapta
Dosya savcının önüne geldiğinde savcı katalog suçlar var uzlaştırma yasasında. Daha doğrusu yeni çıkan geçen seneki kanun hükmünde kararnamede belli suçlar var. Bu suçlardan birine girdiğini tespit ettiği anda dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderiyor. O az önce bahsetmiş olduğum fakültelerden mezun olan uzlaştırmacı siciline kayıtlı olan kişilere dosyalar gidiyor. Uzlaştırmacı olan kişi tarafları anlaştırırsa zaten kamu davasının açılmasına yer olmadığına karar veriyor savcılık. Eğer anlaştıramazsa da daha sonra davayı açıyor ve dosyayı hakime sevk ediyor. Aynı şekilde dava açıldıktan sonra da dosyanın uzlaştırma kapsamında olduğu fark edilebilir. Hakim bunu tespit ettiği anda dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Aynı şekilde uzlaştırma bürosundan görevli tarafları çağırıyor ve tarafları anlaştırmaya çalışıyor. Taraflar anlaşırsa davanın düşmesine karar veriliyor. Anlaştıramazsa da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriliyor ve o edim yerine getirilinceye kadar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veriliyor ve bakılıyor ki eğer edim yerine getirilmemişse hakim ceza kanununda cezası neyse o cezayı veriyor. Mesela burada bahsetmek istediğim bazı önemli noktalar var. Buyur. Uzlaştırma yasasında. Buyur. Dediğim gibi hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında uzlaştırma mümkün olabilir. Burada mağdur olan kişinin önemli olan nokta tüzel kişi olmaması. Yani bir belediye, bir valilik. Bunlar örneğin SGK tüzel kişilerdir. Bunların şikayetçi olduğu dosyalarda uzlaştırma maalesef mümkün değil. Önemli olan bizim burada baktığımız nokta gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi ise uzlaştırma sağlanabilir. Bir dernek, bir vakıf, bir şirket mesela uzlaştırmaya tabi olabilir. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş olan suçlarda örneğin bir cinsel saldırı suçunda karşı tarafla uzlaştırma mümkün değildir. Yani yasal olarak buna böyle bir imkan yoktur. Diyelim ki uzlaştırma kapsamına giren bir suçla siz dosyanızda uzlaştırma kapsamına girmeyen bir suçu aynı anda işlediniz. Mesela nedir uzlaştırma kapsamına girmeyen örneğin gasp. Gasp suçu işlediniz, bir de tehdit suçu işlediniz. Burada siz uzlaştırma yasasından yararlanamayacaksınız. Çünkü aynı olay aynı kişiye karşı işlenmiş. Bir tanesi uzlaştırma kapsamına giriyor. Mesela tehdit. Tehditten dolayı siz karşı tarafla mesela uzlaşabilirdiniz ama maalesef ki gasp suçu yasal olarak hani uzlaştırmaya mümkün değil. Yani uzlaştırma yasasına tabi olmadığı için bu nedenle siz uzlaştırma yasasından yararlanamayacaksınız. Bir de mesela diyelim ki siz bir suç işlediniz ve 3-4 tane şikayetçi var. Yani mağdur olan kişi birden fazla. Sizin uzlaştırma yasasından yararlanabilmeniz için hepsiyle anlaşmanız gerekiyor. Yani sadece bir şikayetçiyle anlaştınız diye sizi uzlaştırma yasasından yararlandırmıyorlar. Diyelim ki birden fazla sanık var, tek bir şikayetçi var. Sanıklardan bir tanesi müştekiyle anlaşmış olabilir ama bu durum fark etmiyor. Sadece o anlaşmış olan kişi uzlaştırma yasasından yararlanabilir, diğer kişiler uzlaştırma yasasından yararlanamaz. Bir de çocuk suçlulardan bahsetmek istiyorum. Buyur. Mesela 18 yaşından küçüklerin işlemiş olduğu suçlarda bizim burada aradığımız nokta dosyaya baktığımızda suçun üst sınırı. Suçun üst sınırı 3 seneyi geçmiyorsa artı mesela üst sınırı geçmiyorsa uzlaştırma yasasına tabidir diyebiliriz. Mesela adli para cezası işlemişse küçük çocuk uzlaştırma yasası uygulanabilir. Normalde kural şeydir, şikayete tabi olan bütün suçlar uzlaştırma yasasına tabidir. Ancak bunun tek istisnası çocukların işlemiş olduğu suçlar. 18 yaşından küçüklerin işlemiş oldukları suçlarda ister şikayete tabi olsun ister şikayete tabi olmasın. Dediğim gibi suçun üst sınırı eğer 3 seneyi geçmiyorsa o dosyada uzlaştırma yasasının uygulanması gerekecek. Yani adli para cezası varsa o da uzlaştırma kanununa tabi olacak. Onun dışında işte söyleyebileceğim noktalar uzlaştırmayla ilgili önemli olan noktalar
Dediğim gibi kamu tüzel kişilerinin işlemiş olduğu suçlarda veya kamu tüzel kişilerine karşı işlenmiş olan suçlarda uzlaştırma uygulanmaz. Soruşturma ve kovuşturma aşamasında her zamanki gibi uzlaştırma yapılabilir, uygulanabilir. Burada uzlaştırma yasası kapsamına giren suçlar nelerdir? Bu nokta çok önemli. Mesela basit kasten adam yaralama kanunda yer almış, maddeler halinde sıralanmış. Basit kasten adam yaralama TCK 86. madde. Bu suç uzlaştırma yasasına tabidir. Bunun dışında taksirle adam yaralama uzlaştırma yasasına tabidir. Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi, uzlaştırma yasasına tabidir. Tehdit suçu uzlaştırmaya tabidir. Konut dokunulmazlığını ihlal, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçu, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, hakaret suçu, yalnız burada tek istisna Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyalarıdır. Cumhurbaşkanı'na hakaret dosyaları uzlaştırma yasasının kapsamına tabi değildir. Kişinin hatırasına karşı işlenmiş olan hakaret suçu, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, hırsızlık suçu, ama burada hırsızlık suçlarında ikili bir ayrıma gitmek gerekiyor. Mesela hırsızlık suçunun basit hali uzlaştırmaya tabi, nitelikli hali uzlaştırmaya tabi değildir. Dolandırıcılık da aynı şekilde. Mesela basit dolandırıcılık suçları taraflar arasında uzlaştırmaya tabidir. Taraflar anlaşırsa bir basit dolandırıcılık suçunda o dosyanın kapanma şansı vardır. Ama dosya nitelikli hale dönüşmüşse, mesela nitelikli derken örneğin şunu kastediyorum, bankalar gibi kurumlar aracı olarak kullanılarak yapılmış bir dolandırıcılık suçu söz konusuysa bunda kesinlikle uzlaştırma mümkün değil. Kullanma hırsızlığı suçu, mala zarar verme suçu, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçu, hakkı olmayan yere tecavüz suçu, güveni kötüye kullanma suçu, bedelsiz senedi kullanma suçu, kaybolmuş ya da hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu, hileli iflas, taksirli iflas, şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması ve ya kabul edilmesi suçu, bilgi vermeme suçu, açığa atılmış olan bir imzanın kötüye kullanılması suçu, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülükleri ihlal, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçu uzlaştırma yasasına tabi. Bu özellikle boşanma dosyalarında çok oluyor. Mesela baba alıyor çocuğu götürüyor, anneye teslim etmiyor, velayet hakkı annede oluyor. Baba alıyor çocuğu kaçırıyor. Mesela bu çocuk kaçırma suçuna giriyor. Mesela bunda anne ve baba ne yapabilir? Uzlaştırma kapsamına girdiği için uzlaşma mümkün olabilir bu tür bir dosyada. Ticari sır, bankacılık sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki belgelerin açıklanması suçu. Bunlar uzlaştırma yasasına tabi. Yani bir de uzlaştırma sadece davası devam eden kişiler için mi olacak? Hayır. Siz dosyanızdan ceza almışsınızdır, hükümlüsünüzdür. Hükümlüsünüz ama bu çıkan yasanın kapsamına giren bir suçunuz varsa, hükümlü olsanız bile siz mesela aslında bunlar zaten reysel mahkemeler tarafından araştırılacak, tespit edilecek şeyler ama ola ki hani gözden kaçtı sizin dosyanız, siz mahkemenize müracaat edebilirsiniz ve dosyanızın uzlaştırma yasası kapsamına girdiğini ve bu yasadan yararlanmak istediğinizi ifade edip bir dilekçe verebilirsiniz. Bu durumda ne olacak? Sizin infazınız durdurulacak. İfaz durdurulacak ve direkt kapsama giriyorsa eğer sizin dosyanızdaki suç, siz tahliye edileceksiniz ve dosyanız uzlaştırma bürosuna gönderilecek ve karşı taraf adresi tespit edilir. Tebligatlar mahkeme tarafından gönderilir ve uzlaştırma yoluna gidilip gidilmediği kendisine sorulur. Uzlaştırma mümkünse siz bu dosyadan dosyanız düşecek, beraat etmiş olacaksınız. Bir de isterseniz Yusuf Bey, denetimli serbestlik. Evet, bu da çok önemli. Denetimli serbestlikten de biraz bahsedelim. Evet. İzleyicilerimiz de merak ediyordu efendim. Biraz açıklar mısınız? Bu denetimli serbestlik yasası geçen sene çıktı. Evet. 671 sayılı kanun 2016 senesinde çıktı. Burada önemli olan nokta bizim için suç tarihi. Yani 1 Temmuz 2016 tarihinden önce mi işlendi, sonra mı işlendi? Biz suçun
dosyada iddianamesine bakarız. Suç tarihi önemli. 1 Temmuz 2016 öncesi işlenmiş bir suçsa 671 sayılı zaten kanun hükmünde kararnamede açık bir şekilde denetimli serbestlik yasasından yararlanacak olan suçlar sayılmıştır. Bu kapsama giren bir suçsa infaz yasası değişik olarak uygulanacak. Onlardan 1/2 ceza indirimi yapılacaktır. Diğerlerinde yani 1 Temmuz 2016'dan sonra işlenmiş olan suçlarda da şöyle bir hak tanınmıştır. Koşullu salıverilmelerine 1 yıl kalan hükümlüler yazılı talepte bulunurlarsa cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmını denetimli serbestlik yasasından yararlanmak istediğini söyleyerek böyle bir dilekçeyle müracaat ederek denetimli serbestlikten yararlanma hakkı mevcuttur. Şimdi örnek verelim. Diyelim ki hangi suçlar yararlanıyor? 671 sayılı kanun hükmündeki kararnameden hangi suçlar yararlanacak? Bunlardan öncelikle bahsedeyim. Kasten adam öldürme, TCK 81 ve 82. madde. Bundan 671 sayılı denetimli serbestlik yasasından yararlanamayacak olan suçları tek tek madde madde saymak istiyorum. Buyurun. Kasten adam öldürme, alt soy, üst soy, eşe, kardeşe, beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlenmiş olan yaralama suçları. Bunlar denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz. Yani geçen seneki 671 sayılı KHK'dan yararlanamaz. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenmiş olan suçlar yararlanamaz. Özel hayatın gizliliğine karşı işlenmiş olan suçlar, burada fark ettiğimiz üzere mesela özel hayatın gizliliğine karşı işlenmiş olan bir suç ne uzlaştırma yasasından ne de denetimli serbestlikten yararlanamıyor. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçu. Böyle bir suçta yararlanamıyor 671 sayılı kanundan. Devlet güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya karşı işlenmiş olan suçlar yararlanamaz. Bir de terörle mücadele kanunu kapsamında kalmış olan suçlar denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz. Örgütlü suçlar yararlanamaz. Koşullu salıverme hakkı geri alınmış olan hükümlüler denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz. Zimmet suçu işlemiş olan bir kişi denetimli serbestlik yasasından yararlanamaz. Cezaevinden disiplin cezası almış olabilir bir kişi. Cezası henüz disiplin kurulunca kaldırılmadıysa o da yararlanamayacak. Aynı zamanda taahhüde ihlal suçları, bu konuyla ilgili de çok arıyorlar beni. Avukat hanım, taahhüde ihlal suçu işledik. Bu suç denetimli serbestlik yasasından yararlanır mı diye açık bir şekilde kanunda belirtilmiş. Taahhüde ihlal suçu 671 sayılı yasadan yararlanamaz maalesef. Bu şekilde 1 Temmuz diyelim ki 1 Temmuz 2000 bahsettiğimiz gibi yani bir suç 1 Temmuz 2016'dan önce işlenmişse bu yararlanabiliyor. Yararlanmayacak suçlar bu şekilde belirttiğim gibi kapsama girmeyecek suçlar böyle. 1 Temmuz 2016'dan sonra işlenmişse koşullu salıverilmelerine 1 yıl kalan hükümlüler yazılı talepte bulunursa koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmı denetimli serbestlik yasasından o şekilde yararlanabiliyor. Dilekçe vererek yararlanma imkanı var. Bir de diyelim ki bazı suçlar 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmişse, yani eski yasa döneminde işlenmiş olan suçlar var. Böyle bir durum varsa da kanun koyucu 5'te 2'lik infaz oranını daha lehine gördüğü için 5'te 2 infaz oranının uygulanacağını söylemiş. Onlar hakkında 5'te 2'lik bir infaz oranı uygulanacaktır. Adli para cezası alanlar için durum ne olacak? Eğer adli para cezanız varsa siz de 671 sayılı KHK'dan maalesef yararlanamayacaksınız. Para cezasını ödemek zorundasınız. Bazen de şöyle bir durum oluyor. Hem adli para cezası hem de hapis cezası alan kararlar oluyor. Yani böyle durumları olan insanlar oluyor. Bu durumda siz adli para cezasını ödersiniz. Hapis cezanız için de KHK kapsamındaysa sizin suçunuz tabii ki denetimli serbestlik yasasından yararlanabilirsiniz. Bir de suçu tekerrür etmiş olan kişiler oluyor. Yani tekerrür nedir? Bir suç işliyorsunuz, mahkeme size bir karar veriyor, o karar kesinleşiyor. O karar kesinleştikten sonra siz yeniden bir suç işliyorsunuz. Suçunuzu tekerrür ettirmiş oluyorsunuz. Böyle bir durumda da size uygulanacak infaz oranı 4/3'tür. Yani infaz savcılıkları size 4/3 infaz oranı uygulamak zorunda.
Sizin dosyanızda tekerrür olabilir ama siz bu sizin denetimli serbestlik yasasından yararlanmayacağınız anlamına gelmez. Siz suçunuz eğer bu bahsettiğim suçlar dışındaysa, 671 sayılı KHK'dan yararlanamayacak suçların kapsamı dışındaysa 2 sene denetimli hakkınız mevcut. Yani kesinlikle 2 sene denetim hakkından yararlanma hakkınız mevcut. Yararlanabilirsiniz. Bu bahsetmiş olduğum, az önce bahsettim işte ne dedik? Kasten adam öldürme suçu dedik. Mesela uyuşturucu madde suçları dedik. Devlet güvenliğine karşı işlenen, anayasal düzene karşı, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, terörle mücadele kanunu kapsamında kalan suçlar, bunlar yararlanamaz dedik. Alt soy, üst soy, eşe karşı, usul ve füruya karşı işlenen suçlar yararlanamaz dedik. Bir de hani kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlenmiş olan suçlar yararlanamaz dedik. Taahhüd-i ihlal suçu işleyenler yararlanamaz dedik. Diyelim ki bu suçlara teşebbüs eden, azmettiren, mesela adam öldürmeye azmettirmiş kişi. Öldürmemiş ama azmettirmiş. Bu kişi de aynı şekilde yararlanamayacak dosyasında. Azmettirme, teşebbüs, iştirak gibi durumlar mevcutsa onlar da kesinlikle bu yasadan yararlanamayacaklar. Yakalamalı olan kişiler oluyor, bazı hükümlüler oluyor. Onlar da ne zaman teslim olurlarsa yine 671 sayılı yasadan yararlanırlar. Bir de denetimli serbestlik ihlali durumları oluyor. Yani bu 2 senelik denetimli serbestlik süresi içerisinde ne yapıyor? Vatandaş imza atması gerekiyor. İmza ihlali oluyor. Seminere gitmesi gerekiyor. Seminer ihlali yapabilir. Veya elektronik kelepçe takılıyor hükümlüye. Bu kelepçenin çıkartılması, bu gibi durumlar İhlaldir ve denetimli serbestlik hakkını kaybeder kişi. Yalnız burada önemli olan nokta imza ihlali. Diyelim ki ilk defa bir imza ihlali oldu. Bu durumda böyle bir hak kaybı mevcut değil. İkinci kez bir imza ihlali olursa tabii ki denetimli serbestlik hakkını kaybedecektir. Bunun dışında söylemek istediğim bazı önemli diğer noktalar. Örnek verelim. Mesela toplam cezası 10 sene. Vatandaş 10 sene ceza almış. Nasıl uygulanacak? Yarısı. Yani yarısı düşecek. 1/2 düştü. Ne oldu? 5 sene. Bu 5 senenin 2 senesi denetimli de geçer. Yatacağı süre 3 senedir. Yani vatandaşın yatacağı süre 3 senedir. Bir de bu tekerrürlü suçlarda suç diyelim bir mahkeme bir karar verdi. O karar kesinleşti. İkinci kez siz bir suç işlediniz. Bu ne oluyor? Birinci tekerrürünüz oluyor sizin. Bu durumda siz yine denetimli serbestlik hakkından yararlanırsınız. Kesinlikle burada hani yararlanmama gibi bir durum mevcut değil. Ancak siz ikinci tekerrürden sonra ilk kez tekerrür yaptınız, sonra yeniden bir suç işlediniz. Ne oldu? İkinci kez tekerrür etti suçunuz. O zaman yani ikinci kez tekerrür ettiği zaman siz denetimli serbestlik hakkınızı maalesef kaybetmiş oluyorsunuz. Yararlanamıyorsunuz. Yasa çok açık. Bunun dışında bahsetmek istediğim bir konuda açık cezaevine geçiş yönetmeliği var Yusuf Bey. Tabii efendim, ondan da biraz isterseniz. Bununla ilgili de çok soruyorlar. Evet. Açık cezaevine geçiş hakkı kimlere mahsus verilmiş bir haktır? Kaç sene cezaevinde yatarsam, kapalıda yatarsam açık cezaevine geçebilirim şeklinde çok sorular yöneltiliyor. Açık cezaevine geçiş yönetmeliği de değişti. Bu yönetmeliğe göre 10 seneden eğer cezası 10 seneden azsa bir ayını kapalıda yattıktan sonra koşullu salı verilmesine 7 sene ya da daha az bir süre kalmışsa ve kişi iyi halli ise açık cezaevine geçiş hakkından yararlanır. 10 seneden fazlaysa eğer toplam cezası 10 seneden fazlaysa onda birini kapalıda yatar. Koşullu salı verilmesine 7 sene ya da daha az bir süre kalmışsa tabii ki bu kişi de açık cezaevine geçiş hakkından yararlanır. Açık cezaevine geçiş yönetmeliğinde bazı suçlar yararlandırılmayacaktır şeklinde belirtilmiş. Mesela nedir bunlar? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan bir kişi açık cezaevine geçiş hakkına sahip değildir. Hakkında diyelim ki az önce bahsetmiş olduğum gibi ikinci kez tekerrür etmiş. Yani ikinci kez tekerrür hükmü uygulanmışsa bir kişinin açık cezaevine geçiş hakkı mevcut değildir. Bir de haklarında iyi hal kararı verilmiş olsa bile toplam 5 ya da 5'ten fazla hücreye koyma cezası almışsa kişi onların da açık cezaevine geçiş hakkı yoktur.
terör ve örgütlü suçlardan bir hükümlü varsa karşımızda, tabii ki onların da açık cezaevine geçiş hakkı mevcut değildir. Bu şekilde ceza yasalarımız son geçen seneden beri çıkan denetimli serbestlik, uzlaştırma, açık cezaevine geçiş yönetmeliğini özet olarak bu şekilde toparlayabilirim. İsterseniz boşanma davalarına geçelim, evet, Yusuf Bey. Efendim, biraz da boşanma, evet, konularıyla alakalı konuşalım. Biliyorsunuz son zamanlarda çok olmaya başladı, evet, boşanmalar. Peki efendim, nasıl oluyor, süreç nasıl işliyor? Evet. Onlardan biraz bahsedelim isterseniz. Şimdi boşanmanın zaten bizim Türk Medeni Kanunu'nda belli bazı özel sebepleri var. Bu sebepler gerçekleşmişse özel nedenlere dayanarak boşanma davası açabilirsiniz. Mesela nedir? Örnek verelim. Zina, hayata kast, pek fena muamele, onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı. Bu sebeplerden biri mevcutsa siz bu özel nedenlere dayanarak bir boşanma davası açabilirsiniz. Bu size bir dayanak olur. Ama bu sebeplerden biri mevcut değil ama ev içinde, aile içinde huzursuzluk var, şiddetli geçimsizlik varsa siz genel neden, yani evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanarak yine bir boşanma davası açabilirsiniz. Şimdi zina diyelim, en çok boşanma davalarında karşılaştığım neden zina, yani aldatma. Evlilik birliğiniz devam ederken karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunmanıza biz zina diyoruz. Böyle bir durum varsa zaten bu bir mutlak boşanma nedenidir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda sizin şikayet hakkınız 6 aylıktır. Yani 6 ay içinde şikayetçi olmanız gerekiyor. Fiilin işlendiği tarih, 6 ay içinde şikayetçi olmadınız diyelim. Fiil ne zaman işlendiyse, fiilin işlendiği tarihten itibaren de yine 5 senelik bir şikayet hakkınız mevcut. Yani bu süreleri kaçırmamak gerekiyor. Mutlak bir boşanma nedeni, bu süreleri kaçırdığınız zaman siz davanızı ispat edememiş oluyorsunuz. Bir de burada önemli olan nokta, eşiniz sizi aldattı ve siz hala eşinizle birlikte aynı konutta yaşamaya devam ediyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu olduğunda karşı taraf, bu kişi beni affetti, zina ettim, etmişsem de bu beni affetti deyip sizin dava hakkınızı engelleyebilir ve siz böyle bir davayı kazanamazsınız. Böyle bir durum söz konusuysa mutlaka, yani mümkün mertebe evleri ayırmakta fayda var. Çünkü affetmiş olduğunuz için böyle bir savunma yaparsa karşı taraf, siz bu davayı kaybedebilirsiniz maalesef. Onun dışında söylemek istediğim diğer bir neden, hayata kast, pek fena muamele, onur kırıcı davranış maddesi. Burada da aynı şekilde, yani bir eşin diğer eşi mesela öldürme girişimi, şiddet uygulaması, pek fena muamele dediğimiz bölüm, mesela vücut bütünlüğüne, sağlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirmesi, onur kırıcı davranışta eşlerden birinin diğer eşi toplum içinde hakaret etmesi, küçük düşürmesi, bunlar onur kırıcı davranış maddesine girer. Bunlar da bir boşanma nedenidir. Aynı zinada olduğu gibi bu da bir mutlak boşanma nedeni. Bu da süreye tabi olan bir boşanma gerekçesidir. Bunda da 6 aylık ve 5 yıllık süreler var. Bunlar çok önemli. Böyle bir durum varsa, eşinizden şiddet görüyorsanız, eşiniz size onur kırıcı davranışlarda bulunuyorsa, hakaret ediyorsa, tehdit ediyorsa, toplum içinde küçük düşürüyorsa, toplum içinde olması da önemli değil. Bir arada yaşadığınız süreç içerisinde size karşı hakaret ediyorsa, onurunuzu kırıyorsa, 6 aylık bunu ispat etmeniz gerekiyor. Tabii şahitlerle, kamera kayıtları olabilir, ses kayıtları olabilir. Bunların hepsi yasaldır. Mesela vatandaşlarımız soruyor, avukat hanım, ben eşimle beraber yaşıyorum, bana hakaret ediyor, bana şiddet uyguluyor ama ben bunu kameraya çektiğimde veya ses kaydı aldığımda ben suçlu durumuna düşer miyim, ben bunu boşanma dosyamda delil olarak kullanabilirim, kullanabilir miyim diye kanunda açıktır. Yani siz ceza dava, istisnai iki imkan var. Biri ceza davaları, biri boşanma davaları. Kanun koyucu bu iki hukuk dalını ayırmış. Siz o delili bir daha elde etme imkanınız o an için olmayabilir. Şiddete uğruyorsanız, hakarete uğruyorsanız ve siz bunu, teknoloji gelişti, artık cep telefonlarıyla ses kaydı yapabilirsiniz, görüntü yapabilirsiniz ve siz bunu flash bellekle mahkemeye sunabilirsiniz. Biz de kullanıyoruz boşanma dosyalarımızda. Flash belleği mahkemeye veriyoruz. Hakim bunu uzman bilir kişiye gönderiyor ve flash belleğin çözümü yapılıyor, dosyaya geliyor. Bunları kullanabilirsiniz.
Dediğim gibi pek fena muamele, onur kırıcı davranış, hayata kast maddesine dayanarak bir boşanma davası açtıysanız, 6 ay içinde açacaksanız daha doğrusu 6 aylık süre ve fiilin işlendiği tarihten itibaren maksimum 5 yıllık zaman aşımı süresine tabidir. Küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat sürme nedir bu? Mesela eşiniz hırsızlık yapmıştır, iflas, hileli iflas yapmıştır, dolandırıcılık suçu işlemiştir. Irza geçme, yani bir cinsel suç işlemiş olabilir. Böyle bir durum söz konusuysa ve bu durum sizin için bu hayatınızı, ortak hayatınızı çekilmez hale getirmişse, burada belli bir süre yok. Siz bunu her zaman için boşanma davası açabilirsiniz. Burada herhangi bir zaman aşımı süresi yok. Açabilirsiniz. Hakim burada bu durumun sizin hayatınızı çekilmez hale getirip getirmediğine bakar. Mesela kumarbaz, eşiniz kumarbazdır. Bu neye girer? Haysiyetsiz hayat sürme maddesine girer. Bunun sizin hayatınızı çekilmez hale getirip getirmediğini ispatlamanız gerekiyor. Yani bunu kabullenmediğinizi, böyle bir durumu şikayet etmek istediğinizi ve bu evliliği bitirmek istediğinizi ispat etmeniz gerekiyor. İşlediğini mesela maddi vakaları ispat etmeniz gerekiyor. Terk nedeniyle boşanma davaları da çok oluyor. Terk nedeniyle boşanma davaları açabilmek için terk fiilinin üzerinden 4 aylık bir sürenin geçmiş olması gerekiyor. Eşiniz sizi terk etti, 4 aydır bir süre geçti, halen eve dönmüyor. 2 ayda ihtar çekilmesi gerekiyor. 2 ay içinde de 4 aylık süreden sonra 2 aylık ihtar çekilmesi gerekiyor. Yani biz buna eve dön çağrısı diyoruz. Dön çağrısı yapıldıktan sonra, yani toplam 4 artı 2, 6 ay. 6 ay geçtiyse mahkemeye müracaat edebilirsiniz, aile mahkemesine boşanma davası açabilirsiniz. Çünkü şartları oluşmuştur. Akıl hastalığı nedeniyle de böyle durumlar da olabiliyor. Akıl hastalığının davayı açtığınız anda mevcut olması bizim için önemli. Yani o anda akıl hastalığı devam ediyor mu etmiyor mu? Zaten mahkeme uzman doktorlara sevk edecektir, devlet hastanesine sevk edecektir. Akıl hastalığının iyileşme imkanı yok ve o an içinde mevcutsa sizin açmış olduğunuz bu davayı hakim tabii ki kabul edecektir. Bunlardan dolayı açamıyorsunuz yani. Hiçbir sebep yok, akıl hastalığı yok, terk yok, zina yok, şiddet yok ama aile içerisinde bir geçimsizlik var. Sürekli bir kavga halindesiniz, tartışma halindesiniz ve bu durum sizi manevi yönden yıpratıyor olabilir. Siz genel sebepten dolayı yine boşanma davası açabilirsiniz. Biz de buna halk arasında şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davaları deniyor. Evlilik birliğiniz temelden sarsılmıştır. Bu nedenle de bir boşanma davası açabilirsiniz. Aile mahkemesi hakimleri boşanma davalarında en çok davayı açmış olan kişinin kusursuz mu, daha hafif kusurlu mu olup olmadığına bakar. Eğer siz eşinizden daha az kusurluysanız veya kusursuzsanız davayı kazanma ihtimaliniz yüksektir. Dava dilekçesi karşı tarafa ulaştıktan sonra 2 hafta içinde davalı tarafın sizin açmış olduğunuz davaya cevap verme hakkı vardır ve boşanma davalarında ilk etapta dava dilekçenizde şahitlerinizi, delillerinizi belirtmeniz çok önemli. Çünkü ilk etapta istediğiniz taleplerle mahkeme bağlıdır. Maddi veya manevi tazminat istiyorsanız, nafaka istiyorsanız şahitlerinizi, delillerinizi ilk dava dilekçesinde mutlaka belirtmeniz lazım. Daha sonra çünkü şahit değiştiremezsiniz, şahit genişletemezsiniz. Davayı genişletme yasağına girdiği için buna karşı tarafın itiraz etme hakkı vardır. Bunlar önemli noktalar boşanma davalarında. Mesela Yargıtay'ın da içtihatları var. Benim kendimin çıkarttığı, özel olarak yani araştırdığım, bulduğum içtihatları var. Nedir? Mesela eşine iftira etmek. Eşinin işlemediği bir suçu iftira etmek. Sen şu suçu işledin demek. Bu bir iftiradır. Aile sırlarını açıklamak. Mesela eşi ailesiyle görüştürmemek. Bu konuda yasaklar koymak boşanma nedeni. Eşinin ailesine hakaret etmek bir boşanma nedeni. Diyelim ki başkasını sevdiğini söylemek. Bu bir boşanma nedeni. Eşini sevmiyorum, yani ben seni artık sevmiyorum demek bir boşanma nedeni. Aşırı kıskançlık göstermek. Yani sürekli benim baktığım dosyalar içerisinde de çok karşılaştığım aşırı kıskançlık. Mesela iş yerini sürekli arıyor. Sürekli denetleme halinde.
Eve geliyor, sürekli yakıştırmalar, sen arkadaşlarınla berabersin. Bu tür bir aşırı kıskançlık artık aile huzurunu bozar. Artık bir psikolojik rahatsızlık boyutuna ulaştıysa bir kıskançlık, bu bir boşanma nedenidir tabii ki. Eşe bağımsız konut sağlamamak, yani ne yapıyor? Kayınpeder, kayınvalide ile birlikte oturmaya zorluyor. Yani eş istemiyor ama mecburen böyle bir durum söz konusuysa ve istemiyorsa, bu eşe bağımsız konut sağlamadığı için bu da bir boşanma nedeni. Aşırı cimri olmak, evi sık sık terk etmek, eşin hastalığıyla ilgilenmemek, cinsel ilişki kurulmaması, cinsel ilişkiden kaçınmak. Mesela bunlar Yargıtay'ın içtihatlarına göre boşanma nedeni. Zorla ters ilişkiye girmek, bunlar bir boşanma nedenidir. Eşin dövülmesine seyirci kalmak, yani nedir? Kayınpeder, kayınvalide eşi dövüyor ve eşi buna seyirci kalıyor. Bunlar bir boşanma nedeni. Ev eşyasına zarar vermek, sürekli alkol almak, eve alkollü gelmek, haklı bir neden yokken yıkanmaktan kaçınmak. Mesela eşlerden birinin diğerinin cebinden habersiz para alması, bunlar boşanma nedeni. Fuhuş yapmaya zorlamak, bazı gelen vakalarda ben şahit oluyorum, eşini fuhuş yapmaya zorluyor. Yani bunlar bir boşanma nedenidir. Ağız kokusu, mesela bunun tedavisinden kaçınmak bir boşanma nedeni. Alt ıslatmak, eşin tedavisini yaptırmaktan kaçınmak ve sürekli evde kavga çıkartmak, bunlar boşanma nedeni. Kayınpeder ve kayınvalidenin eşe kötü davranmasına engel olmamak, boşanma nedeni. Kadının mesleğini icra etmesine engel olmak, bu bir boşanma nedeni. Ve aşırı derecede borçlanmak ve icra takibine maruz kalmak, yani eşin aşırı derecede borçlanması ve eve sürekli icra gelmesi, bu sizin için bir boşanma nedenidir. Böyle bir sebeple açabilirsiniz. Eşi sosyal ortamlardan soyutlamak, at yarışı oynamak, ailenin ekonomik durumunu tehlikeye düşürmek bir boşanma nedenidir. Böyle bir durum söz konusuysa boşanma davası açabilirsiniz. Anlaşmalı boşanmalar var. Anlaşmalı bir boşanma yapmak istiyorsanız bunun için öncelikle bir protokol düzenlemeniz gerekiyor. Aile mahkemesi, hakimi sizden bir protokol isteyecek. Protokolünüzü düzenledikten sonra eğer evliliğiniz bir seneyi doldurduysa anlaşmalı boşanabilirsiniz. Bir seneyi doldurmadıysa iki tane şahit huzurunda yine anlaşmalı boşanma davası açabilirsiniz. Davayı açtınız ancak henüz bir seneyi doldurmamıştı sizin evliliğiniz. Ama dava süreci içerisinde ne oldu? Süre doldu. Bir sene doldu. Yine siz boşanabilirsiniz. Yani süre şartı gerçekleştiği için boşanmak mümkün olabilir. Nafaka konusunda da ondan da biraz isterseniz vaktimiz varsa Yusuf Bey kısa bir şekilde. Nafaka, yoksulluk nafakası, tedbir nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere bizim hukuk sistemimizde 3 tür nafaka vardır. Tedbir nafakası davanın açıldığı tarihten davanın kesinleşme tarihine kadar verilmesi gereken bir nafakadır. Dava bittikten sonra nafaka vermekle mükellef değil ama taraflar ayrı yaşıyorlarsa ayrı yaşama nedeniyle nafaka davası açabilir. Bir araya gelmedilerse yine nafakasını alabilir. İştirak nafakası da babanın veya annenin, artık çocuk kimin velayetine verildiyse, karşı tarafın ödemekle mükellef olduğu nafaka. Bu da 18 yaşına kadar ödemek zorunda. Eğer çocuk eğitimine devam ediyorsa, üniversite eğitimi devam ediyorsa, öğrenci belgesini vererek dosyaya iştirak nafakasının devamını isteyebilir. Yoksulluk nafakası da, diyelim ki kadına yoksulluk nafakası bağlandı. Bu da herhangi bir işe girinceye kadar verilmesi gereken nafaka veya herhangi bir evlilik gerçekleşirse daha sonra, boşandıktan sonra o zamana kadar verilmesi gerekir. O tarihten sonra kesilir. Yani otomatik olarak kesilir. Nafakanın miktarını hakim tarafların sosyal maddi durumuna bakarak karar verir. Sosyal maddi durum araştırması yapar. Emniyete yazı yazar. Emniyetten gelen cevaba ve dosyadaki mevcut belgelere göre nafakaya hükmedecektir. Bunun dışında bahsetmek istediğim, nafakanın artırılması hakkı her zaman mevcuttur. Mahkemenin vermiş olduğu nafaka, enflasyon şartları, çocuklarınızın eğitim ihtiyaçları gibi durumlar nedeniyle her zaman için yeterli kalmayabilir. Sizin belli süreler dahilinde nafakanın artırılması için mahkemeye müracaat etme hakkınız her zaman mevcut. Nafaka artırma davası açabilirsiniz.
Vaktimiz var mı Yusuf Bey? 1-2 dakika daha var efendim. 1-2 dakika daha. Evet. O zaman bir de nafaka o zaman şeyden bahsedeyim. Tabii. Nafakanın tabii. ödenmemesi durumunda ne yapacaksınız? Bunun tek bir hukuki yaptırımı var. Öncelikle nafaka ödenmediği zaman ister tedbir nafakası olarak, ara karar olarak versin mahkeme, isterse dava sonunda verilmiş bir nafaka kararı olsun. Öncelikle icra dosyası açmanız gerekiyor ödemediği zaman eşiniz. İcraya verildikten sonra eşinize tebligat gidecek. Tebligat eline ulaştığı tarihten itibaren bir aylık yasal süre geçtiyse ve bu bir ay içerisinde eşiniz nafakayı ödemediyse yasal koşul oluşmuştur ve siz icra ceza mahkemesinde nafakanın ödenmemesinden dolayı eşinize cezai yaptırım uygulanması için müracaat yapabilirsiniz. Bunun da nafaka ödememeden dolayı hakimin vereceği ceza miktarı 3 aydır. Yani 3 aylık ceza verecektir. Biz buna tazyik hapsi diyoruz. Eşiniz nafakayı ödediği anda bu cezadan kurtulur. Ceza evinde olsa bile diyelim nafakayı ödemedi ve ceza aldı. İcra ceza mahkemesi hakimi ceza verdi ve cezaevinde. O nafakanın parasını toparladı ve dosyaya sundu veya ödeme yaptı. Bu şekilde yine cezaevinden tahliye edilecektir. Yani bu sadece nafakayı ödettirmeye mahsus olan bir yaptırımdır Yusuf Bey. Vaktimiz bitti zannediyorum. Efendim daha çok konular var. Evet inşallah. İzleyicilerimize aktaracağınız. İnşallah bir an daha sonraki programda i̇nşallah. Olacağız efendim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza. Ben teşekkür ederim. Kanal 34'de size davet ettiğiniz için böyle güzel bir programda yer almak benim için çok çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Gündem Özel programının bu akşamki yayının sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik iyi akşamlar.